Toy Story 4'ü geride bırakan ve açılışının ilk ayında dünya çapında 30 milyonluk bir izlenme başarısı yakalayan Klaus, Netflix'te Akademi Ödülü'ne aday gösterilen ilk animasyon filmi olma başarısını koruyor. IMDb'de 8,1 puan almış, 1 saat 37 dakikalık bir uzunluğa sahip Netflix'in Klaus yapımı gerek işlenişi gerek çizimleriyle izleyenlerin çokça beğeneceği bir animasyon filmini anlatıyor bizlere. So, I figured If you donate your old toys, I'll deliver them for free. Birçok dalda ödül toplayan Sergio Pablos'un yönetmenliğini üstlendiği <laughs> 2019 yapımı Klaus, yaşlı ve kimsesiz bir oyuncakçı adamın kasabaya yeni taşınan Jasper adındaki bir postacıyla tanışmasından sonra hastalıklı bir kasabanın iyileşme sürecindeki olaylarını konu alıyor. Filmin ana karakteri Klaus'u seslendiren çokça beğendiğim Whiplash filminin Fletcher'ı J.K. Simmons. Say, we're kind of running low on inventory, aren't we? Yes, only a couple more trips and that should do it. You must be Daha öncesinde I Lost My Body, Toy Story, Wall-E, Soul gibi başarılı ve ses getiren animasyon filmlerini bir kere de olsun izlemiş olanlarınız varsa Klaus'u beğeneceğinizden eminim. Bu kadar dokunaklı hikayenin altında esprileri ve eğlenceli anlarıyla dolu bir kurguya sahip Klaus'un olaylarından kısaca bahsedip incelemesine geçmek istiyorum. Posta merkezinde bir süre idare edilen fakat gitgide tembelleşen Jasper'a ders vermek için babası onu postacıların gitmekten çekindiği ve gidenler ise dönmek için gün saydığı bir kasaba olan Smirnborg'a yollamasıyla olaylar başlıyor. Jasper babasının kendisine bir şaka yaptığını düşünüyor. Alıştığı konforlu ve güzel hayatının birdenbire değişmesini alışmak istemeyen Jasper, yalvarsa da babasının kararını değiştiremiyor ve 6000'lik posta koşuluyla birlikte Smirnborg'a doğru yol alıyor. Yaşadığı yerden kat ve kat uzak ve unutulmuş bir yer olan bu kasabaya gitmek için kaptanla konuşuyor Jasper. Kaptanın şakaları ve yüzündeki alaycı tavrıyla ile Jasper etrafına bakmasıyla birlikte korkusu beyan artıyor. Kaptandaki rahatlık onu gevşetmekten ziyade daha çok geriyor. Kasabaya vardığında ise Jasper'ı niye beni kimse karşılamıyor? Yeni postacıyım tarzındaki beklentilerine karşılık kaptan ona şu zili çal herkesini ağırlayacak diyerek postacıyı zili çalmaya yönlendiriyor. Bunun kötü bir şaka olduğunu ancak her yerden fışkıran ve birbiriyle kavga eden insanlar arasında kendini bulduğunda anlayan Jasper bir eve girdiğinde sözlü okulun sözlü öğretmeni Alva ile tanışıyor. Bu kötü kasabaya adapte olmuş insanların tavırlarından sonra Alva'nın hal ve hareketleri yaşadığı yer onu hiç de şaşırtmıyor. Bu şaşırtıcı yerde kendi odasına doğru yola çıktığında şok olacağı birçok şey görür Jasper. İnsanların birbirlerine olan davranışlarına davranışları, çocukların ürkütücü ve korkutucu hal hareketleri ve yardımseverlik adına hiçbir şeyin bulunmaması gibi bu olaylar ona Simmerenburg'dan kaçmak için birçok sebep verir. <tıklı> bir şey <tıklı> 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 <yapmaya başlayayım> Özellikle kendi kalacağı yere gidince daha da şaşıran Jasper için hayat gerçek anlamda zorlaşmıştır. Ertesi sabah bütün umudunu toplayan adam tek tek posta kutularını aramaya başlar. Beyhude bu uğraşı sırasında bir evin çatı katındaki penceresinden seslenen bir çocuğu görür. Çocuk bir çizim yapmıştır ve kağıdı Jasper'ın önüne düşmüştür. Jasper da eğer bunu istiyorsan bana mektup yaz tarzında bir öneriyle ilk mektubunu almaya çalışır. Günler günleri kovalar fakat Jasper'a tek mektup bile gelmez. Bundan dolayı adamcağız bitkin ve pes etmiş bir haldeyken kasaba kasabanın haritasına baktığında ücra köşede yaşayan bir adamın varlığından haberdar olur. Bir ümitle bu yola doğru yani bu yeni keşfedilmemiş umut doğurabilecek yere doğru yola çıkar Jasper. Jasper aradığı bu yere geldiğinde burası terk edilmiş ve kullanılmıyormuş gibi gözükmektedir ona. Bir evin içerisine girer ve orayı incelemeye başlar. Gitgide gerilen Jasper meraklı tavrıyla birlikte başına neler geleceğini bilmeden odalarda gezine durur. Tam bu sırada evin sahibi gelir. Adamın yüzünü net göremese de bir oduncuya benziyordur. İri yarı, sakallı, devasa bu adamdan korkan Jasper tabanlarını kuvvet uygulayarak oradan kaçar. Jasper'ın kaçtığı sırada geçtiği günlerde bir çocuğun düşürdüğü çiziminin olduğu çantayı düşürmüş ve bu çantanın içindeki çizim oduncunun önüne gelmiştir. Mektubu açtığında çocuğun kendini üzgün bir hale çizmiş olduğunu gören adam Jasper'ın karşı sırada karşısında belirir. İkisi doğruca bu çocuğun evine doğru giderler. Jasper'a elindeki bir paketle birlikte onun evine bırakmasını söyleyen bu adam beklemeye başlar. Jasper bir yolunu bulur ve eve paketi teslim eder. Ardından son sürat kaçar ve ölmek üzereyken bu oduncunun yanında bulur kendini. İkisi birlikte çocuğun paketini açmasını beklerler. Pencereden izlediklerinde paketten çıkan kurbağa oyuncağına aşırı sevilen çocuk. Mutluluğunu görürler. Bu adamın adı Klaus'ur ve Jasper'la birlikte bir çocuğu mutlu etmişlerdir. Jasper o gece korktuğu için Klaus'un yanından kaçıp ertesi gün evine barikat kurduğunda çok şaşırtıcı ve onu mutlu edecek bir gelişmeyle uyanır. Kapısının önünde Klaus'tan oyuncak isteyen çocuklar ve onların mektuplarıdır onu karşılayan. Bu sevindirici haberden sonra Jasper'ın bütün ümidi yeniden yaşarmıştır. Kapısında beliren çocuklar haricinde daha fazla çocukla iletişime geçmeye başlayan Jasper'la birlikte bu küçük çocuklar hem birbirleriyle kavga etmeye kesmiş hem de yardımlaşmaya başlamışlardır. Bazı çocukların yazma bilmediklerinden dolayı nasıl öğrenecekleri sorununa Jasper okuldu diyerek Alva ile çocukları buluşturmuştur. İlk başta Jasper'a kızmış olsa da sonunda öğretmen olduğu gerçeğini kabullenmiş ve bu küçük meraklı çocuklara adlarını yazmayı öğretmiştir Alva. Klaus ikna etmek için de epey çaba gösteren Jasper bu işte pes etmemiş bu adamı razı etmiştir. Bunun nedeni sadece Jasper'ın iknası ve konuşmaları değil Klaus'u bu işe sürükleyen bir sihirli gücün varlığı. Bu iş için doğru adımın karşısında dilenen postacıya yanıt vermek olduğunu gören Klaus da oyuncakçı kimliğiyle birlikte deposunda tasarladığı oyuncakları Jasper'la dağıtmaya başlar. Bu iş gece yarısı yapılır ve Jasper çocukların mektuplarına göre oyuncakları yerleştirir. Çoğu eve kolay girilmez ve kendini yaralar Jasper bu süreçte. Ama ertesi sabah çocuklar uyandığında neşe verici hediyelerle gözlerini açtıklarında onlar da mutlu olurlar. Bu işin ucuysa Jasper'ın kasaba ilk geldiğinde iki klana bölünmüş olan Kramlar ve Ellingboll'lara kadar gider. İki klanın ayrı liderleri çok enteresan bir olayla karşı Savaş ve nefret halinde olan bu iki klanın üyelerinin çocukları birbirleriyle oynamaya başlamıştır. Bundan dolayı korkudan ne yapacaklarını bilemez hale gelmişlerken Jasper o sırada çocukları daha da bir gelişme yaşatır. Yine mektupları aldığı bir sabah kendisine kötülük yapmış olan bir çocuğun neden benim oyuncağım yok ezik diye hakaret etmesi sonucu ona kötü ve yaramazlık yapan çocuklara hediye gelmez. Onlar kötü çocuklar listesine girer ve iyilik yapan çocuklar iyi hediye alırlar tarzında bir yanıt vermesi diğer çocukları iyilik etmeye ve yardım yapmaya teşvik ederler. Çocukların bu haberle birlikte sürekli iyi şeyler yapmaya çabalaması onlara hediyeyi ulaştıracak bir etkenmiş gibi gözükür bir süre sonra. Öyle ki çocukların bu hareketleri sonrası ebeveynleri de yardım yardımsever olmaya başlarlar. İki karşı kılanın üyeleri bir zaman sonra birbirlerine nefret değil sevgi duymaya başlarlar. Jasper'ın ilk geldiğinde gördüğü kavga ve yaralayıcı tuzaklar yerini davetler ve hediyelere bırakır. İki kılanın lideri de bir toplantı yapar ve asırlardır süren savaşa ateşkes getirirtirler. Bu duraksama ile Klaus ve Jasper ortadan kaldırma amacıyla ortak bir şekilde karar vermeye başlarlar. Bu sıralarda ise Jasper işlerin kötüleşmesinden rahatsızdır. Çünkü Klaus'un tasarladığı bütün oyuncaklar bitmiştir ve bu da demek olur ki babasının şart koyduğu 6000 posta hedefine ulaşamayacaktır. Bunun önüne geçmek için ise ikna etmeye girişir. O evde yokken atölye alanı oluşturur ve adam geldiğinde ona planını açıklar. Ardından Jasper çok ilginç bir şeye tanık olur. Bu gördüğü Klaus'un ve bir kadının oyuncağıdır. Bir kütüğe oyulmuş olan bu oyuncağın altında boş odacıklar vardır. Klaus'un vefat eden eşi Lydia'nın hayaliyle yapıldığı bir minyatürdür bu. Klaus karısının çok sevmiş ve ondan çocuklar istemiştir. Maalesef çocukları bir türlü olmamış ve kadın hastalığa yakalanmış. Klaus sürekli beklediği çocuklar için oyuncaklar tasarlamış böylelikle. Hastalıktan dolayı bir süre sonra kadın öldüğünde ise Klaus yaptığı bu oyuncaklar ve bomboş evde bir başına kalmış. Bu duygular adamı derinden etkilediği ve içinde tuttuğu için Jasper'ın teklifini reddeder ve onu evden kovar. Postacı Emine döndüğünde ise bir başına oyuncaklar yapmaya çalışır. Yorulup bir taht üstündeyse onu uyandıran Klaus olur ve birlikte çalışmaya başlarlar. İlk olarak yaptıkları ise dilini anlamadıkları ve bunun için Alva'dan yardım alan Jasper'ın gördüğü küçük kıza bir hediye yapmak olur. Kızın evine yaptıkları bu oyuncağı bırakan Klaus ve Jasper, ertesi sabah uyandıklarında kızın bu hediye ile birlikte nasıl sevindiğine şahit olurlar ve moralleri yerine gelir. <laughs> Bu esnada ise Kram ve Enigbo liderleri Jasper'ın evine giderek 6000 post hedefini öğrenirler. Yalandan mektuplar yazmaya ve Jasper'ı bir an önce Smyrnborg'dan göndermeye karar verir bu iki lider. Klaus ve Jasper, Noel'in bir hediyeleşme günü olduğu fikrine orta noktada buluşurlar ve sihirli bir plan yapmaya karar verirler. Noel gecesi bütün çocukları sürpriz dağıtmaya karar veren ikiliye bir anda daha öncesinde kızak hediye ettikleri küçük kızın ailesi yardıma gelir. Planları uygulaması daha da rahat hale gelir ve Jasper bütün bunlardan Klaus gibi mutludur. Hatta öylesine mutludur ki Alva ile yakınlaşmış ve onunla kasabanın şu anki haline şaşırarak sevinmişlerdir. Bundan dolayı da asıl amacını ikinci plana atan Jasper, babasını unutmuş ve kasabayı ne kadar hoş bir hale getirdiğine odaklanmıştır. Now, Tabi Kremler ve Enikboğulların hain planları kötü bir sonuç doğuracaktır. Klaus'la birlikte çalıştığı bir gün birden Jasper'ın babası çıka gelir. Jasper ise hiç beklenmedik bir anda gelen babasına daha istediğim mektuba ulaşmadım diyerek babasının bulunduğu ortamdan savuşturmak ister. Fakat babası bütün olanları açıkladığında ve Kremler ve Enikboğullar sayesinde 6000 posta ulaştığını söylediğinde Jasper'ın bütün arkadaşları ve Klaus oradadır. Klaus'un Jasper'a herkesin bir çıkarı vardı sonuçta şey. diyerek ona laf atması Jasper'ı kahreden bir olay olur. O gün akşam üzeri Smirnberg Edinburgh'dan ayrılırken her şeyi anlatan ve anlayışlı bir olan babasına karşı kasabada kalmayı başaran Jasper, kramları ve Enigbo'ların Klaus'un Noel planından haberdar olduğunu görür. Doğruca Klaus'un yanına giden Jasper, onlar erişemeden hediyeleri saklamaya çalışır. Bir kovalamacı çıkar ve hediyelerin bulunduğu torba patlar. Hediyeler tek tek döküldüğü sırada Jasper'ın yoğun uğraşları boşa gidecekken, Jasper hediyelerin sahte olduğunu yani işlerin tahtalarla doldurmuş olduğunu fark eder. Klaus ve ekibinin bunu önceden planladığını gören Jasper'ın içine su serpilir. Ertesi sabah bütün çocuklar Noel sabahı hediyelerini ulaştırmış olan Jasper ve Klaus'un hikayesi ise mutlu bir sonla biter. Smirrenburg'da kalarak Alva ile evlenen Jasper'ın sadık ve iyimser dostu Klaus 12 yıl sonra birden ortadan kaybolur. Klaus'un öldüğünü anladıktan sonra üzülmüş iki çocuk babası Jasper posta işine devam eder. Bu mutlu son mutsuz bir başlangıcın umutla ve iyilikle birlikte başka bir mutluluğun ve iyiliğin doğuşunu gösterir bizlere. I'm coming, love. Normalde animasyon filmlerin beni ekran karşısına defalarca oturmasına alışık biri değilimdir. Ama Klaus tekrar tekrar izlemekten zevk aldığım nadide animasyon filmlerinden biridir. Bunların haricinde Disney Pixar'ın çok başarılı yapımları da var ama onları sırası gelince değineceğim şimdilik. Bu enfes yapımın incelemesine devam etmek istiyorum. Filmin başından sonuna kadar vermek istediği mesaj Klaus'un deyimiyle yapılan iyilik başka bir iyiliği doğururdu. Bununla birlikte Jasper'ın tembel ve iş sevmez kişiliği birden yardımsever biri haline dönüştüğünü, bunun eğitimi bir insanı bütün bir yaşam alanını bir kasaba yetki iyilikler silsilesini küçük çocuklar vesilesiyle görmüş olduk. Bir çocuğun umutlu ve mutlu olması diğer çocuklara yayıldıkça Simmerenburg daha yaşınabilir bir hale gelmeye başladı zaman içinde. Klaus'un sihirli planı Noelse, onun Noel yavu onu olarak hatırlanmasında rol oynayacak tesadüflerle şekillendi. Jasper ve Klaus'u ve de oyuncaklığı taşıyacak bir renge yeni ihtiyaç duymaları, klanların bu iki adama karşı tuzak kurdukları sırada uçmaları ve bunu bir gece yarısı bir çocuğun görüp uçuyordu demesi aynı. Aynı zamanda teslimat sırasında Jasper'ın bacadan ve evin diğer yerlerinden girip hediyeleri bulduğu en kolay yere bırakıp sevdiği kurabiyeleri yemesi gibi detaylar alışıla gelmiş olan Noel Baba özelliklerinin doğuşunu bizlere çok sıcak bir şekilde gösterdi. Filmde Klaus'un yıllardır içine attığı ve belli ki kimseye anlatmadığı acılı bir yaşantı hissinin gitgide iyilik ve yaptığı yardımlarla daha az acı verici hale geldiğini görmekteyiz. Jasper'la ilk hediyelerini bıraktıklarında oyuncak karşısında ilk defa böylesine mutlu olabilmiş çocuğun yüzünü gördükten sonra Klaus hayalini ve sahip olmak isteyip de olamadığı babalık hissine çok yaklaşmıştı. Ardından Jasper'ı reddetmek istese de içgüdüsü hep onu yapması gereken doğru şeye yaklaştırdı. Bunda etkili olan şey eşi Lydia'ydı. Her fırsatta onun hisleriyle hareket etti ve en sonunda bu küçük kıza hediye yaptığında ondaki mutluluğu görüp çocuk sevindirmenin ne olduğunu hatırladı. Eğer Jasper gibi biri bu kasabaya gelmemiş olsaydı Klaus yıllarca tuttuğu baba olma hissine bu kadar kendini yakıt hissedemeyecekti belki de. Penny, <laughs> Penny. Her doll was so old, it crumbled in her arms when she came to me. And then Jasper onun için imkansız yakın olan Pols hedefine yaklaştıkça yaşadığı bu kasabaya alışmıştı. Babası çıkıp geldiğinde hiç gitmek istemiyordu. Tam bu dakikalarda babası kötü bir adam rol üstlenmiş gibi olsa da oğlunu anlamış ve onu aradığı tutkuyu bulurken görmüştü. Bundan dolayı Jasper'ı evine geri getirmek için gelmiş olsa da onu isteyeni yapmakta özgür bırakarak Smyrnenburg'da kalmasına karşı çıkmamıştı babası. Jasper da Alva ile evlenmiş ve sadık dostu Klaus'la kaldıkları yerden hayatlarına devam Etmişlerdi. Beni en çok duygulandıransa her geçen yılla birlikte Klaus'un yaşlanması ve gitgide yalnızlaşmasıydı. Eskiye nazaran acı veren bir yalnızlığı yoktu ama onu çağıran eşini anladığında geliyorum aşkım demesiyle birlikte bu dünyadan gitmişti o da. Jasper bunu anladığında çok üzülmüştü. Alışkanlığından bir anda böyle kopması ve ona o alışkanlık kazandıran adamın da kaybolması genç ve tutkulu Jasper'ı duygulandırmıştı. O da kaldığı yerden hayatına devam etmek zorundaydı. I looked for him everywhere. I asked Everyone, but we just couldn't find them. No goodbye. No explanation. Nothing. Filmin içerisinde o kadar güzel duygular yerleşmiş ki her sahne bizi pozitif duygularla sarıp sarmalıyor. Benim için en özel anlardan biri dillerini anlamadıkları bu kuza yaptıkları hediyeyi izlerken Klaus ve Jasper'ın mutluluklarının yansıdığı surat ifadeleriydi. Sahne de çok güzel yansıtılmış ve şarkıyla birlikte çok coşturmuştu beni. Teması ve işlenişiyle Klaus çok başarılı bir animasyon filmi diyebiliriz. Netflix Akademi Ödülü'ne aday gösterilen ilk animasyon filmi olma başarısına sahip olması da bu başarısının ödülü. Kısa ve öz tutulmuş hikayesi ve dokunaklı farklı işlenişiyle her kesimden izleyicinin mutlaka izlemesi gereken sıcacık bir animasyon filmi Klaus.